Merhabalar efendim, ben Nurgül Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok kabaran kek tarifiyle sizlere geldim arkadaşlar. Frank üzümlü kek. Evet, malzeme listemi açıklama kısmına ekleyeceğim, oradan ulaşabilirsiniz. 3 tane yumurta, 1 su bardak şeker, 1 su bardak sıvı yağ, 1 su bardak süt, 1 paket vanilya şekeri, 1 paket kabartma tozu, yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar limon suyu, yarım limon kabuk rendesi, 1 bardak Frank üzümü, 3,5 bardak un. Evet. Mikser kabıma yumurtayı ve şekeri aldım. Krema kıvamına gelene kadar çırptım. Bu esnada Frank üzümlerini bu şekilde saplarından ayırdım. Evet, yumurta ve şeker krema kıvamına geldikten sonra 1 su bardak sıvı yağ ekliyorum. Kısa bir süre tekrar karıştırıyorum. Daha sonrasında 1 su bardak süt de ekliyorum. Devam karıştırıyorum. 1 paket vanilya şekerini ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonrasında arkadaşlar ben 3,5 bardak un kullandım. Un ölçüsünü kontrollü bir şekilde ekleyelim. İlk etapta 2 bardak unu bu şekilde eledikten sonra tekrar çırptım. Kıvamını kontrol ettim. 3. bardağı da aynı şekilde eledikten sonra kıvamını kontrol ettim. Ve tekrardan yarım bardak daha un takviyesi yaptım. Ve toplamda 3,5 su bardak un kullanmış oldum. Evet, 1 paket kabartma tozunu da ilave ediyorum ve üzerine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar limon suyu sıkıyorum. İçine düşen limon çekirdeklerini de bu şekilde çıkardıktan sonra mikserimi çalıştırdım, çırptım. Çırparken bir taraftan da yarım limonun kabuğunu rendeledim. Bunu da ekledim içerisine. Aroma verecektir kekimize. Evet, 3. bardağı da ekliyorum eleyerek arkadaşlar. Bu şekilde kıvamını ayarlıyorum. Sizler de kontrollü bir şekilde unu ilave edin arkadaşlar. Evet, pürüzsüz kıvam olana kadar çırptım. Gördüğünüz gibi kıvamını göstereceğim şimdi sizlere arkadaşlar. Frank üzümlerini en son etapta atacağız içerisine. Gördüğünüz gibi çok katı değil, çok da akıcı bir kıvam değil arkadaşlar. Evet. Şimdi ayıklamış olduğum Frank üzümlerini içine ilave ediyorum. Çok hırpalamadan karıştırıyorum. Bu esnada fırını önceden 170 derece açıp ısıtıyoruz arkadaşlar. Kalıbımı bu şekilde tereyağı ile yağladım. Her yerine gelecek şekilde. Kalıptan kolay çıkması için. Un kullanmadım arkadaşlar. Eğer siz kalıbınıza güvenmiyorsanız yağladıktan sonra mutlaka kalıbınızı unlayın. Evet, hazırlamış olduğum kek harcımı şimdi kalıbıma boşaltıyorum. Her yerine eşit gelecek şekilde yayıyorum. Evet, kekimi önceden ısınmış 170 derece fırına koyuyorum. Orta katını arkadaşlar. Daha sonra fırınımın kapağını hiç açmadan ilk etapta 35 dakika pişirdim. 35 dakikadan sonra kürdan testi yaptım. Baktım hala içerisinde hamurluk var ve bir 10 dakika daha tekrardan pişirdim. Tekrar kürdan testi yaptım ve fırından kekimi çıkardım. Gördüğünüz gibi şahane kabardı arkadaşlar. Harika oldu. Evet. Siz de bu şekilde çok kabaran kek istiyorsanız mutlaka yumurtayı ve şekeri çok çırpın arkadaşlar. Pişerken fırının kapağını sakın açmayın. Piştiğinden emin olduktan sonra test yapın arkadaşlar. Kürdan testi. Evet, şimdi ters çevirdim. Ve sıcak sıcak kekimiz çayın yanına yemek için hazır. Üzerine pudra şekeri serptim. Sizler dilerseniz pudra şekeri ya da limonlu bir sos hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde bizler afiyetle yedik. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Şimdi içini de kesip göstereceğim sizlere arkadaşlar, ne kadar güzel piştiğini. Evet. Pudra şekeriyle hem göze hem mideye hitap edecek şekilde lezzetlendiriyoruz. Bu arada arkada görmüş olduğunuz turşuları da arkadaşlar diğer videolarımdan mutlaka izleyin derim. Kışlık videolarıma bir göz atın derim. Mutlaka sizlerin de işinize yarayacak tarifler bulabilirsiniz. Şimdi tam zamanı turşu tarifleri. Kanalımda oldukça farklı turşu tarifleri bulabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi harika pişti. Yumuşacık. Dokusu, lezzeti inanılmaz güzeldi. Biraz mayhoşumsu bir tat. Güzel bir lezzet vardı arkadaşlar. Frenk üzümünün verdiği lezzetle güzel bir kek yemiş olduk. Frenk üzümü yerine orman meyveleri kullanabilirsiniz. Kiraz, vişne de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yaz sezonunda frenk üzümü olduğu için ben bu meyveyi kullanmak istedim kekimde. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Evet, bugünlük bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımda oldukça farklı kek ve pasta tarifleri bulabilirsiniz. Mutlaka bir göz atın derim. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı, zil sesini açıp bildirimler almayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.